Gülsün'ün günlüğü Çat Kapı programında hobi bahçelerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün Gölbaşı'ndaydık ve bir ailemizle tanışacağız. Burada bir kapı görüyorum ve hemen kameraman arkadaşımla içeriye girelim ve sohbetimizi edelim. Evet, kalabalık bir aile görüyorum burada. Merhabalar. Evet, burada sohbetlerini eden tatlı ve sıcak bir aile görüyorum. Merhaba. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim öncelikle? İsmim Halise. Halise Hanım, nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, teşekkür ederiz. Gezmeye geldik, yeğenimin evi. Bahçesine geldik, güzel kuş sesleri, şeyler çok güzel, iyi, beğendik. Memnun musunuz şu an burada olmakta? Çok memnunum tabii ki. Gelmeyeyim diyordum ama geldiğime sevindim yani. Peki siz de bir hobi bahçesi düşünür müsünüz? Ya, tabii ki düşünmem ama benim yaşım gitti artık. Çocuklarıma versin inşallah Allah. Ama tam bu yaşlarda tadını çıkartıyoruz yani. Ben onları aldısın da ben onların yanında yaşıyorum inşallah. Hemen diğer misafirime geçmek istiyorum. Merhaba. Hoş geldiniz yavrum. İsminizi öğrenebilir Gülseren. Miyim? Gülseren. Gülseren Hanım, kaç yaşındasınız? Söyleyeyim. Sormayalım o zaman. 66. 66 evet. Çok genç duruyorsunuz. Teşekkür ederim canım. Kardeşimin evine bahçesine geldik. Mutluyuz. Bugün bu mutlu yaşattığı için bize çok teşekkür ediyoruz kendisine. Vallahi ortam çok güzel. Misafirlerimiz var. Misafirlerimiz çok güzel. Sizler çok güzelsiniz. Peki burada vakit geçirmek nasıl? Vallahi çok güzel. İnşallah bundan sonra hep geleceğiz. Kardeşim getirecek, biz de geleceğiz inşallah. Peki sizin de bir hobi bahçesi hayaliniz var mı? İster ya, misiniz? Benim olmaz mı her insanın? Olduğu gibi benim de olur ama kardeşimin var ya, biz hani ya artık idare edeceğiz. Buldukça bak, buraya gelirsin. Tabii. Kardeşim getirecek, biz de geleceğiz. Ama olursa bizim de olsun, niye olmasın? Komşu oluruz. Seviniriz yani. Peki sizce şehir hayatı mı yoksa doğa hayatı mı? Doğa hayatı bizim için daha farklı. Daha farklı, daha güzel. Doğa hayatı. Teşekkür ediyoruz. Buradan hemen evin reisine gelmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba, Ahmet ismim. Ahmet, hoş geldiniz. Bey. Nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederim. Burayı aldık, daha da iyi olduk. Malum şehir hayatı, trafik... Ben kendim şoförlük yapıyorum. Burası sizin değil mi? Evet, burada burası. Evet, hobi bahçemiz var. Valla eşimle beraber işte çok güzel bizim için terapi gibi oldu. Peki ne kadar zaman önce aldınız burayı? İşte 2 ay falan oldu, depremden sonra oldu. İşte de eşim sağ olsun, o daha çok ilgileniyor. Ben hala çalışmaya devam ediyorum ama hafta sonları olsun işte her fırsatta. Buraya kaçırsa da eşim hiç duramıyor zaten evde. Neden böyle bir hobi bahçesi almaya karar verdiniz? Sizi ne teşvik etti? Zaten doğayı seviyoruz. Artı şehir hayatı, dediğim gibi bıktık diyelim artık şehirden. Nasıl diyeyim işte, bu eşim de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Artı ben gölde yakın burada. Balık tutmayı da çok severim ben. İleriye dönük inşallah emekli de oldum zaten de hala çalışmaya devam ediyorum. Ekonomi şartları biliyorsunuz, Türkiye'nin şartlarını. Çalışmazsam bundan sonra da işte buralarda bir şekilde mutlu olacağımıza inanıyoruz. Şimdi ilerleyen zamanlarda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Burası ile ilgili mi? Evet, burası için. Belki şimdi şu anda çadırımız var. Belki bir konteyner gibi bir şey. Biz daha bir, tabii herkesin keyfine göre, zevkine göre. Daha bu doğallığını bozmadan hani buranın. Belki bir konteyner gibi bir şey veya ahşaptan bir küçük kulübe gibi bir şey yapıp çardak gibi olabilir. O şekilde. Hani belki bu sene acemiliğimize geldi burası. Dizaynımız belki biraz şey oldu. Nasıl diyeyim? Yerme çatma. Yani eşim sağ olsun, o zaten yaptı her şeyleri de. Belki daha düzenli olabilir. Aslında eşim şey diyor mesela, bu hayat. Ben diyor bahçeye gidiyorum, bu hayata gidiyorum diye hemen beni arıyor telefonda. Zamanınızı ne kadarını burada geçiriyorsun? Şöyle, daha dediğim gibi yeni, bir de daha kıştı biliyorsunuz. Yazın daha çok geçireceğiz diye inanıyoruz da. Şimdi sadece işte yağmura müsaade ederse. Her fırsatta gelmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Hafta sonu kesin de. Ben çoğunlukla buradayım. Eşim gündüz de geliyor buraya. Bir de akşamları şimdi daha uzun, gün daha uzun olacak. Biliyorsunuz 6 gibi ben işten çıkacağım inşallah. Direkt buraya geleceğim, büyük ihtimalle eşim burada olacak. Gibi, mesela senede gizlimizi belki başka bir yerde değil de burada geçireceğiz yani bir ay. Belki bir hafta denize gideriz gibi. Şehir hayatından sıkılan birçok da vatandaş var. Sizleri şimdi daha çok yormak istemiyorum. Son soru olarak, hobi bahçesi olarak, yani hobi bahçesi hayali kuran insanlara tavsiyeniz ne olur? Buradan iletmek istediğiniz bir mesaj. Valla imkanı olanlar kesinlikle. Zaten doğayı sevenler mutlaka bizim gibi düşünüyorlardır ve onların da hayalinde vardır diye düşünüyorum. İşte bu sadece ekonomik olmuyor biliyorsunuz. Zamanla da alakalı. Nasıl
Para belki vardır insanlarda ama zamanı yoktur. İlgilenemez. Nasıl diyeyim işte, bu gibi şartlar oluşursa eğer herkese tavsiye ederim yani. İsmim Özlem Duyduk. Özlem Hanım, kaç yaşındasınız? 43 yaşındayım. 43 yaşındasınız. Evet. Peki burada neler yapıyorsunuz? Bir hobi bahçeniz var. Burada vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Burada ufak tefek işte bitkiler, bir şeyler ektik. Çiçekleri çok seviyorum. Çiçek ortamımız güzel böyle. Öyle misafirler ağırlıyoruz. İşte gelip oturuyoruz. Güzel bir zaman geçiriyoruz. Peki ne kadar zaman önce hobi bahçenizi aldınız? 2 ay bir süre oldu. Yani öyle. Daha yeni yetiştirmeye başladık. 2 aylık bir süre diyorsunuz. Evet. Çok kısa bir zaman dilimi evet. Aslında ama yeterince evet. Donanımlı. Yani kendi ilginize göre dizayn etmişsiniz. Evet. Çok hoş. Kendi düzenimize göre fazla hani doğal olarak güzel bir bahçe yapmaya çalışıyoruz. Sebzeler, meyveler dikiyor musunuz? Evet. Birkaç bir şey diktik. İnşallah bakalım. Zaman onu da göreceğiz. Patlıcan, biber, domates, mısır, fasulye türü şeyler diktik. Burada vakit geçirmekten hoşlanıyor musunuz? Mesela bir gününüz hobi bahçenizde nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. İşte toprakları işte kazmak, işte birkaç bir şey dikmek, yani çiçeklerini sulamak, onlarla ilgilenmek. Öyle güzel bir zamanım geçiyor. Yani çoğunlukla gün aşırı geliyorum. Yazın daha çok geleceğimi düşünüyorum. Çünkü çok güzel. Burası bana çok iyi geliyor. Yani böyle bir yere herkesin aslında ihtiyacı olan bir yer. Böyle şehir hayatı mı sizce yoksa doğa hayatı mı? Bence doğa. Doğa çok güzel. Evet. Çok böyle, seviyorum. Şehir hayatında da böyle günlük koşuşturmacadan sıkılan insanlar var. Doğa hayatına geçmek istiyorlar. Onlara tavsiyeniz ne olur? Neler söylersiniz? Kesinlikle böyle hani büyük olmayacak bir şekilde bir küçük bahçe, hobi bahçeleri olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Uğraşmak için güzel bir ortam. Doğa tutkunları, bugün Çatkapı yaptığımız hobi bahçesinde Duyduk ailesini tanıdık ve yanlarında misafirleri de vardı. Hepsi çok güler yüzlü ve sıcakkanlı insanlardı. Güzel ve keyifli bir zaman geçirmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.